Merhabalar, Pocketto Gaming'de Pokemon Shield serimizin DLC'sinin ikinci kısmında Crown Tundra'da 6. bölümle beraberiz. Önceki bölümlerimizde biz ne yapmıştık? Legendary avlarına çıkmıştık. En son Kyrex ve Spectre'ı almıştık. Sonrasında Dev adı avına geçmiştik. Şimdi 3 tane devimizi yakalamıştık. Şuradan birlikte bakalım. Regice, Registeel ve Regirock. Şimdi geriye kalan 2 tane devimiz var ki sonrasında asıl görevimizi tamamlayıp dev avımız da bitmiş olsun. Şöyle map'ten bakıyoruz. Şimdi biz buradayız. Ama şuraya gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Buraya gitmek için de şuraya geleceğiz. Şuradan girip şuradan çıkacağız, aşağı doğru devam edeceğiz. Şuraya direkt uçalım. Oradan da aşağı sürekli geçelim. Ben de epeyden beri bu avları yapmadığım için açıkçası haritaları çok net hatırlamıyorum. Yani nereden nereye nasıl gidilecekti, edilecekti onları yani tam olarak ben de kestiremiyorum. Sizinle birlikte ben de tekrardan hani deneyimlemiş oluyorum. Bu arada yan tarafta bir Altaria vardı uçan. Şöyle dönüyoruz. Snorlax. Bir dakika, doğru yere mi indik, fazla mı indik ondan emin değilim. Doğru yerde sanırım ya. Neticede gölü bulacağız. Gölün iki tarafı var. Biz göl ağzından içeri gireceğiz. Burası orası değil ama Nidoqueen. Benim favorilerimden. Şu an bu arada bir etkinlik var. Bakalım o etkinlik Pokemon'larından birini bulabilecek miyiz? İyi bir evrimleri var arkadaşlar. Yok, burada Crobat var ama. İyi bir evrimleri var dediğim gibi. İyi bir evrimlerini yani 8 iyi bir evrimini de yakalayabiliyoruz. Burası biz başladığımız yere tekrardan geldik. Yanlış geldik şu an. Hızlanalım. Şöyle şaşırmamak için buradan gideriz. Giant's Bed'den gidelim. Şu an biraz yönümü karıştırmış durumdayım. Burada küçük bir gizli alan bulduk diyebiliriz. Life Orb var, güzel. Hop. Ağacın oraya geldik. Biz ağacın oraya gelmek istemiyoruz ama henüz. Pokemon mapinden, yani town mapinden daha doğrusu tekrar kontrol edelim. Buradan ben oraya nasıl indim? Şöyle gidelim. Tapınağı arkamıza aldığımız zaman soldan devam edip sonra sağa yukarı yönelmemiz lazım. Şimdi soldan devam edelim. Burada da bir Nidoking var. Tamam, sağdan devam edeceğiz. Ve evet geldik. Burada bizim gördüğünüz gibi fosil Pokemon'larımız var. Vanillish. Run.
çılgın su Pokemon'ları Magikarp'a zıplıyorlar. Şimdi şuradan biz sağdan gideceğiz. Ama solda sanki alabileceğimiz bir şey vardı. Evet, bir Pokétopu var. Acaba içinde ne var? Rare Candy. Hearthstone. Şimdi şu karşıya bir geçelim. Bakın burada bir footprint var. Iron Wheel. Güzel. İnelim. Şuradan burada, bu arada bu bölgede footprint toplayabiliriz. Dolayısıyla bisikletten inip bir sonra gerçekleştireceğimiz avı da kolaylaştırmak için bunların gördüklerimizi toplayalım. Gördüklerimizi toplayalım. Sonrasında ben bunlar için tekrardan döneceğim zaten. Kesinlikle gözden kaçırdıklarımız olacaktır. Şunu alır mısın? Iron Wheel. Şurada da bir tane var diyecektik. Larvitar bizi bırakmadı. Şimdi dostum, bizim Glade'imiz sana karşı çok güçlü. Dolayısıyla sen hadi bir uza, git buradan. Şunu alalım, footprint'i. Kabutops. Benim birinci nesil favori fosil Pokemon'larımdan. Aslında Aryodactyl, yani fosil Pokemon diyorsanız kralı Aryodactyl'dir arkadaşlar. Yani Aryodactyl'den daha cool bir fosil Pokemon olduğuna inanmıyorum. Lucario var. Leech Life. Burada bir ismini hatırlayamadığım bir arkadaşımız var. Şimdi biz buradan mı iniyorduk emin değilim. Ama şimdilik buradan devam edelim. Tarafta ne var? Çok bir şey yok. Sadece biz şu ama footprintleri toplayalım diye burada geziniyorum. Zubat, Golbat, bunlar da yani burada yalnız iki kardeş, küçük ve büyük kardeş gibi durmuşlar. Şimdi bu Iron Wheel'ları topladık. Aşağı doğru devam edersek ne vardı? Ya buradan tam doğru çıkış neresi onu hatırlamıyorum. Hiçbir fikrim yok diyebilirim. Ama deneyeceğiz, göreceğiz. Bir taraftan da bakın bunları topluyoruz. Bu arada bayağı iyi topladık. %100 olması lazım arkadaşlar. Her topladığımız %2 veriyor. Bizim toplamda 50 tane yani bunlardan bulmamız lazım aslında. O nedenle şunları bir görmüşken toplamış olalım. Yani dışarıda bunların toplanılanların alanlarını bulmak daha kolay. Ben şahsen böyle mağara içerisinde toplanılanlardan da çok fazla haz etmiyorum. Niye diyeceksiniz? Yani ufak bir tane atlıyorsunuz, mağaranın neresinde olduğunu tekrardan bulmak için bütün mağarayı gezmeniz gerekiyor farkındaysanız ama mağaralar bayağı dolambaçlı olabiliyor. Yani normal. Çünkü niye diyeceksiniz? Ya diğer türlü de çok kolay olur. Yani bu adamların niye bunu yaptığını anlayabiliyorum. Ve bu arada biz doğru yerden çıktık. Footprintlerimizi toplayalım. Şunu da. Şunu da. Bayağı da bu bölgeye yayılmışlar. Olamaz. Bir Beartik bizi kovalıyor. Bizde yani önünde yani resmen geldi bizi
Sataş dermişti size. Biz ona sataştık yani önünde dolana dolana. Şimdi şurada bir tane daha footprint gördüm diye hatırlıyorum. Şurada bir yerdeydi. Evet, bir adet de burada gördük. Şimdi Roton bisikletimize atlamamız lazım. Bu arada burada suda değişik değişik arkadaşlar var. Yani Iceberg gibi gözüküp de aslında Iceberg olmayan Roton son evrim formunda bir arkadaşımız daha var burada. Bu arada %70 footprint topladık. Yani %72, %74. Yani çok şey oldu. Güzel rast geldi. Hani bizim güzergahımızın üzerine denk geldi bu arada. Yoksa zaten bunların yeri öyle değişmiyor. Ya dev avına da çıkmıştık. Çok başka bir şeye dönüştü şu sırada. Ya ama oyunu da oynarken böyle oluyor. Şimdi bunlar için tekrardan aynı güzergahtan döneyim desem kesinlikle gözden kaçıracağım. Ondan affınıza sığınarak o arkadaşlar gördüğüm footprintleri burada topluyorum. Zaten sadece şu an bu bölgede Iron Will'inkiler geldi. Başka var mı? Bu bölgede daha fazla footprint'e denk gelecek miyiz? Burada var mı? Yok. Tamam. Ve biz gelmek istediğimiz yere geldik. Bizim asıl gelmek istediğimiz yer orası. Şimdi şu arkada bir şeyler var mı? Bir bakalım. TR, TM. Yani ben daha çok evet bakın buradan da mağaradan geliş yolu var. Ya ben işte deminden o size gösterdiğim yeri bulamadım. Ondan dolayı uzun yoldan buradan geldim. Dragapult gördük bir tane. Şimdi kesin burada bir Pokitopu vardır ve bir hamlede iki tane var. Bu taraftaki elektrik türü Tandur. Diğer taraftaki de ejderha türü olması lazım. Outrage, evet. Aldık. Şöyle. Diyor ki 3 büyük Titan takımımızda olursa açılacakmış. Şöyle Regice, Registeel ve Regirock. Tamam. 3'ü de takımımızda. Şimdi açılacağım mı lütfen? Açıldı. Gördüğünüz gibi burada iki tane simge var. Bu Virgin Exclusive olaraktan birazcık pazarlama politikası. Sol taraftaki sarı Regieleki, sağ taraftaki kırmızı Regidrago'yu gösteriyor. Pattern olarak bunlardan hangisini yaparsanız arkadaşlar o açılıyor. Şimdi burada gördüğünüz gibi biraz daha karmaşık. Şimdi ben şöyle geçeyim şunların üzerinden. Hangisini açmak istediğimi biliyorum. Şu ve şu. Şimdi anladığınız üzere ben Regieleki'yi açtım. Niye Regieleki'yi açtım ben? Regieleki bu nasıl diyeyim sıralama savaşlarında versus'ta işe yarıyor. Regidrago çok o anlamda işe yarayan bir titan değil. Dolayısıyla ben Regieleki'yi alacağım. Sonrasında Regidrago'yu birlikte home hesabımızdan aktaracağız. Ve bütün Regileri elde etmiş olacağız bu sayede. Şimdi burada karşımızda elektrik türü bir Pokemon olduğu için bizim bunu paralyze etmemiz mümkün değil. Yani ben öyle hatırlıyorum. O sebeple biz bunu uyutacağız. Şimdi ilk önce birkaç false swipe yapalım. Bakın Extreme Speed tak tak tak.
Bir hemen uyutalım şu arkadaşımızı. Uyutamadık. Bir defa daha deneyeceğim. Yalnız bizden hızlı. Hamleleri bizden hızlı yapıyor. Gene yapamadık. Deneyeceğiz artık. Yani bunu bir şekilde uygulayacağız. Yani cool bir hamle. Yeterince güçlü olduğu söylenemez. Ama cool bir hamle. Yani hakkını yiyemeyeceğim. Uyuttuk. Thunder Cage. Şimdi bir Fall Swipe daha yapıyorum. Sonrasında uyanmazsa eğer Poki topumuzu atalım. Thunder Cage. Ya ben hani Thunder Cage'i daha öncesinde çok fazla hatırlamıyorum. Yani şu an onu fark ettim. Ama kesinlikle dediğim gibi cool bir hamle. Ultra Ball yağdıralım. Ah. İlk başta yalnız biz neyi unuttuk? Biz başlangıçta Quick Ball atmayı unuttuk. Tamam, şimdi şöyle, bizim bir canımızı fulllememiz gerekiyor. Şimdi bir hipnosis daha tutturmaya çalışacağız. Tabi hipnosisin tutma oranının çok yüksek olmadığını düşünürsek hamle gerçekten havalı arkadaş. Hamle gerçekten havalı. Poki topumuzu gönderelim. %1 can. Sleep. İkinci Poki topumuzdan da kurtuldu. Duskball'un bu tapınaklarda işe yaramadığını düşünüyorum ben. Normalde bu mağara görüntüsü olduğu için aslında işe yarayacakmış gibi geliyor ama maalesef işe yaramıyor. Yani bunu öğrendim. Daha önceki yakaladıklarımda hiç Duskball'la yakaladığım var mı? Ondan da emin değilim. Şimdi bir full restore daha kullanalım. En azından tur sayısı ilerliyor. Tur sayısı ilerledikçe benim zaten power'im biliyorsunuz. Öncesinde de söylemiştim. Timer ball. Yani sıralama ilerlediği zaman yakalama ihtimalini çok güzel arttırıyor. Tek kusurumuz şu an bizim burada paralyze edemediğimiz bir rakibimiz var. Yani hatta emin olmak için bakın birlikte deneyelim. Thunder Wave muhtemelen hiçbir şekilde işe yaramayacak. Bu arkadaşın bu saldırısı gittikçe fazla mı vuruyor? Bana mı öyle geliyor? Tabii bakın ona karşı herhangi bir etkisi yok. Şimdi ne yapalım? Bir Poki topu daha sallayalım. Kritik. Kritik attık. Yakalayacak mıyız? Catch. Güzel. Gerçekten güzel oldu. Şanslı bir hamle oldu yani. Bu arada onu söyleyeyim. Ben de kritik atmamızı çok beklemiyordum şahsen. Böylece erekimizi de almış olduk. Şimdi geriye bir tane kaldı. Geriye kalan Regidrago. Onu da elde etmek için şöyle yapacağız. Birlikte yapalım. Bir oyunumuzu yükleyelim. Veri kaybı yaşamamak adına. Ondan sonra şöyle oyundan çıkıyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi ben genellikle Pokemon, yani böyle Pokemon. Şuradan Pokemon Home'a giriyoruz.
Pokemon. Benim Sword oyunumda. Bağlanalım Sword oyunumuza. Şimdi bakın Sword oyunumuzda bizim burada benim Legendary'lerimin hepsi burada. Yani hatta bakın iki defa yakaladığım Legendary'lerim falan var. Böyle bu Legendary'ler böyle sıra olmuş şekilde gidiyor. Bizim ihtiyacımız olan şu Regidrago. Biz bunu alacağız. Şuraya koyalım Regidrago'yu. Ondan sonra artıya basıyoruz. Save change diyoruz. Ne yapacağım? Tekrar Pokemon Shield'a giriyoruz bu sefer. Bakın Regidrago burada. Regidrago'yu alıyoruz. Yana yana geçiyoruz. Şöyle. Tamam. Burada yerimiz kalmadığı için şuraya koyalım. Artı diyoruz. Kapatalım home hesabımızı. Sonrasında Shield'a geri dönelim. Pokemon. Şimdi şöyle yapacağız. Burada Urshifu'yu alıyorum arkadaşlar. İlk sıraya koyuyorum kendisini. Sonra buradan Regieleki'yi alıyorum. Şu arkadan da Regidrago. Bakın böyle bir arkadaşımız. Sanki bir Charizard kafatası varmış gibi. Beşini de sıraladık. Bu beşini de sıraladıktan sonra tabii benim Pokemon'larımın birazcık durumuyla ilgilenmem lazım. Nasıl ilgileneceğiz? Full Restore lütfen. 1. Teşekkürler. 2. Teşekkürler. 3. Ve Regice Ice. Sana da teşekkürler. Şimdi Pokemap diyorum. Town Map'te Giant's Wood şurası. Snow Side Scope burası. Yanlış yere gittik galiba ama bakacağız. Şimdi şu arkadaş bir defa tıkladığımız zaman bakın yandı söndü ve bzz, bzz diye. Şimdi bu arkadaşımıza girdiğimiz zaman karşımızda Regigigas. Titanların, Regilerin Lordu diyebiliriz bu arkadaşa. Slow start. Peki. Şimdi bizim Urshifu'muz Dynamax. Gigantamax, pardon. G Rapid Flow. Hamlemizi yaptık. Çok yüksek hasar vermedik. Crush Grip geldi. Bir tane daha yapalım. Fena hasar vermiyoruz. Bir tane daha.
Şimdi bizim G-Max'imiz bitti diye hatırlıyorum. 3 tur oldu. Geriye kalan saldırılarımız arasından bu arkadaşa çok efektif olan bir hamlemiz var. Close Combat. Bir tane Close Combat yapalım. GG. Şimdi ne top atsak biz bunu yakalayacağız. Buna ne yakışır ne yakışır ona karar vermemiz gerekiyor. Premier Ball, Ultra Ball, Master Ball değil tabii ki, Dream Ball, Moon Ball, Luxury Ball. Şöyle bakıyorum. Çok kararsız kaldım. Nest Ball'un görüntüsü bence bu arkadaşı görüntüsüne uygun sayılabilir. Dolayısıyla Nest Ball yollayalım. Catch. Ve Legendary Titan'larda, devlerde, Giants'larda bununla birlikte bitmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi teşekkürler. Hemen şu ben Pokemon'larımı tekrardan düzenlemek istiyorum. Cinderace'i alalım. Şuraya koyalım. Glade'imizi alalım. Downlash'imiz var. Daha çok Legendary kovalayacağız çünkü. Regirock'la şu arkadaşımızı değiştirelim. Grimmsnarl'ımızı alalım. Ve Rillaboom. Artık Rillaboom'u alabiliriz. Çünkü Kyragonal'e ihtiyacımız yok. Glade'i şöyle yukarıya alıyorum. Şunların da yerine bir değiştirdik mi? Tamam. Takımımız tekrardan eski haline gelmiş oldu. Town Map. Şu an Town Map'e ihtiyacımız var. Şuraya bir Peony'nin yanına gidelim. Diyelim ki bak dostum biz ne yaptık. Haberdar edelim kendisini. Peony burada. Legendary Giants. Regirock. Regice. Registeel. Regieleki. Tikimizi aldık. Efsanevi devler kısmını bitirmiş olduk. Şimdi geriye tabi bunlarla kalmadı. Bakın burada Legendary Birds var. Biz bundan sonra Legendary Birds'lerin peşine düşeceğiz. Yani burada Galarian formunda olan Articuno, Zapdos ve Moltres var. Tasarımları cool ama normal Galarian Pokemon'ları, yani Galarian formunda olmalarını çok hoşlanmadım. Yani efsane bir üç kuş üçlüsü. Yani orijinalliğini bozmasa farklı birer Pokemon olarak da tasarlanmış olsalardı kesinlikle hayranlık besleyebilirdim. Şimdi biz bu bölüm ne yaptık? Gittik Regieleki'mizi yakaladık. Regieleki'den sonra Regidrago'yu birlikte Pokemon Home hesabımızdan takas ettik. Yani buraya aldık. Sonrasında gittik ve devlerin kralını Regigigas'ı yakaladık. Bu bölümlük şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki bölümde taze bir başlangıçla Legendary kuşları avlamaya başlayacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.